Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir kümes hayvanları videosuyla daha karşınızdayız. Hint tavukları videosuyla karşınızdayız. Bu arada etrafımızda sürekli olumsuz garip durumlar oluyor. Uçanlar, kaçanlar, sürekli onları takip etmemiz gerekiyor. Bu sıralarda herkeste bir hava, özellikle tavuklar bizim laflarımızı, sözlerimizi dinlemiyorlar. Kümesten kümese geçiyorlar. Biraz sıkıntılı durumlar var. Neyse, onları çözmeye çalışacağız. Şimdi bu videomuzda sizlere deli tavuğumuzu göstereceğiz. Deli tavuğumuz burk oldu ve civcivlerini çıkardı. Şimdi önce onun civciv çıkardığı yeri bir gösterelim. Sonra yeni yerine getireceğiz. Yeni yerini göstereceğiz. Hadi bakalım gidelim. Tavuğumuzu bir görelim. Kümesin içerisinde kendisi. Bakın oradaki yaramaz tavuğa bakın. Ta yukarıdaki kümese gidecek o. Şimdi yakında buradan oraya atlayacak. Nasıl atlıyor ya? Bu kadar da olmaz ki yani. Zaten buradan oraya atlamış. Oradan nasıl enerjini, gücünü toplayıp da oraya sıçrıyorsun? Oradan içeriye gidiyorsun. Bilmiyoruz. Gelin bakalım şöyle içeriye bir girelim. Bakın burada durumlar nice. İşte bu deli tavuk o kadar böyle vahşi bir tavuk ki kesinlikle kendisine dokundurtmaz. Ben bir ara burada böyle test yumurtası vardı. Test yumurtalarının üzerine yattı bir iki gün. Ben de bunu tuttum götürdüm başka bir yere ayırdım. Ve altına da güzel yumurta, kuluçkalık yumurta koymuştum. Kesinlikle yatmadı. Bağırıyor, çağırıyor. Bütün mahalleyi ayağa kaldırıyor. Çıkarın beni buradan dercesine. Kesinlikle bunu gurk yatıramadık. Ve zaten elimi uzattığım zaman böyle her tarafıma vuruyor. Böyle çok yani yabani bir hayvan. Ondan sonra geriye getirdim, kümese bıraktım artık bu gurk olmayacak diye. Şöyle bir hafta sonra falan yumurtaların üzerine tekrar yatmaya başladı. Ben de dedim ki bu yahu horoz ne yapıyorsun sen ya? Horoz ne yapıyorsun? Ayıp değil mi oğlum? O yumurta yapıyor. Çık lan oradan. Çık oradan. Allah Allah, hayret bir şey ya. Bugün bu hayvanlarda bir gariplik var ya. Yumurta yapan tavuğun üstüne çıkılır mı lan? Neyse. Bu tavuğumuzu başka bir kümeste gurk yatıramadık. Buraya yatmış. Ben de artık gece vakti altındaki böyle test yumurtalarını değiştirdim. Kuluçkalık yumurta koymuştum. Hatta o dönemde kümesimiz kirliydi. Temizlik yapamamıştık. Bu gözü, bu yatmış olduğu gözü temizledim. İlaçladım. Yeni talaş koydum. Ve buraya akşam vakti yatırmıştım. Daha doğrusu yatıyordu da altındaki yumurtaları değiştirmiştim. Buradan kesinlikle kalkmadı. Arada bir kalktığı da oldu, teneffüse kalktığı oldu ama gene aynı yere yattı Allah'tan. Hatta bir seferinde buradaki göze yatmış, yanlış göze yatmış. Ben de tuttum, buraya koydum. Tabii elime birkaç sefer vurmuştu o zaman. Böyle 21 gün boyunca burada yattı ve civcivlerini çıkardı. Şu anda altında civcivleri var. Dün civcivleri çıkmıştı. Ben de önüne şu şekilde yem ve su koydum. Git lan buradan. Git buradan. Vay anasına geri geliyor ya. Korktum. Neyse. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapacağız bilmiyorum vallahi. Yani elimi uzattığım zaman gene bağırmaya başlıyor ama civcivleri çıktığı zaman birazcık uysallaştı. Şimdi altında da çıkmayan 3 tane falan yumurta gözüküyor. 3 mü artık veya 4 mü bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir elimi uzatacağım. Sakin ol bak, sakin ol. Sakin ol, sakin ol, vurma elime. Bunlar niye çıkmamış bir bakalım, bir saniye dur. 3 tane mi? Başka var mı altta? Dur. Başka yok herhalde. 3 tane. Zaten şunlar boyalı yumurta. Başka bir tavuğun altından buraya transfer etmiştik. Bunların henüz günü gelmemiş. Yine başka bir tavuğun altına koyacağız. Şu anda gurk halinde olan. Şu da muhtemelen artık evet kendi yumurtasıydı. Kendi altına koymuş olduğumuz yumurtaydı. Bu da çıkmayacak. Demek ki diğer civcivler çıktığına göre. Altında acaba kaç tane civciv var? İnanın bilmiyorum yani. Böyle bakın sağdan soldan kafalar çıkıyor da bakın şurada bir... Sakin, tamam, sakin. Bu çok vahşi bir tavuk ve bizim kümesimize geleli yaklaşık 1,5 yıl oldu arkadaşlar. 1,5 yılda ilk defa gurka yattı. Normalde diğer Hint tavukları, bakın şu Hint tavuğu bizim
kendimizin yetiştirdiği genç tavuklardan birisi. 8-10 yumurta yaptı, kurk oldu, civcivlerini çıkardı, büyüttü. Şimdi yeniden yumurtaya başladı. Herhalde bakın kurk sesi çıkartmaya başladı. Bakın kurk sesi çıkartmaya başladı. Bu da muhtemelen yakın bir zamanda geri kurk olacaktır. Ama bu 1,5 senede ilk defa kurk oldu ve böyle vahşi bir hayvan. Onun karakteri de o şekilde. Arkadaşlar bakın her tavuğun aslında bir karakteri var. Bu da çok sorumsuz bir hayvan. Bunu da hiç sevmiyorum yani. Tamam bu şey yani böyle uysal bir hayvan ama çok sorumsuz. Bunu kurka yatırdım. 2 gün yattı, 3. gün ondan sonra kalktı, bir daha kesinlikle yatmadı. Yumurtaları hiç etti. 2 sefer yatırdım. İkisinde de aynı haltı karıştırdı. Artık ben de bir daha kesinlikle bunu kurka yatırmayacağım. İlk yumurtaları kurtaramadık ama ikinci yumurtalarını bunun altına koymuştuk. Bu çıkardı Allah'tan yani. Bu sorumsuz tavuğun kuluçkalık yumurtalarını bu çıkardı. Çok şükür. Altında kaç tane var onu bilmiyoruz ama. Şimdi bunu burada durmaz. Yani kümesin içerisinde durmaz. Hem civcivler buradan aşağıya düşebilir, hem diğer tavuklar gelip rahatsız eder. Ben dün akşam geldiğimde burada bir horoz, bir tavuk buraya sıkışmaya çalışıyor. Dur, tamam, sakin. Buraya gelmiş, buraya tünemeye falan çalışıyorlardı. Onları kovaladım buradan, yukarıya kaldırdım falan. Burada kurt tavuk olmaz. Kümesin içerisinde kurt tavuk olmaz. Şimdi bunlara bir yer hazırlayacağız ve oraya götüreceğiz. Nasıl götüreceğimizi bilmiyorum yani. Bir baksak mı acaba? Kızım bir bakalım. En azından altındaki hayvanın türüne bir bakalım. Ha, Hint şu ne? Hint. Dur. Kaç tane var? O da Hint. Hepsi Hint galiba bunların. Gelin lan. Oo, bir sürüymüş ya maşallah. Dur bakayım. Dur tavuk dur. Dur. Gene bu en uysal hali yani. Civcivler çıkmamış olsa böyle mümkün değil de yedirtmez kendisine. Kaç tane var? Daha o arkada varmış. Çıkın bakayım. Var mı? Bir daha var galiba. Kaç oldu şimdi? 2, 4, 6, 8 tane. İyi, fena değil. Tamam. Neyse civcivler hadi girin annenizin altına da. Size bir yer hazırlayacağım. Başka bir kümese nakledeceğiz. Yeni yerini bir götürüp size gösterelim. Temizlikten önce. Bu kümesimizi temizleyeceğiz. Şimdi bugün burada bir tane kurt tavuğumuz vardı. İç tarafta. Şöyle bir gösterelim size. Bakın buradaki civcivler yaklaşık bir haftayı belki geçti. Belki 10 gün falan oldular. Büyüyorlar. Şimdi burası da kirli. Bu alanda kirli. Her iki tarafı da temizleyeceğiz. Bu iç tarafa biraz evvel gördüğümüz sinirli tavuğu yatıracağız. Bunları da buraya koyacağız. Buraları hep temizleyeceğiz ve ilaçlayacağız. Hadi bakalım biraz şimdi çalışma zamanı. Çekil buradan, in aşağıya. İn aşağıya. Temizlik işlemimiz tamamlandı. Gelin bakalım şimdi şu civcivlerimizi ve sinirli annesini getirmeye çalışalım. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Tavuklar çekilin buradan ya, çekilin ya. Sakin. Çocuklar, ne yapıyorsunuz? Dur, sakin ol. Tamam, sana yapma şunu. Gel bakalım. Tamam kızım. 2, 4, 6, 7. 7 tane var. Sabah 8 mi saymıştık? Yanlış mı saydık acaba? 7 tane. Tamam annesi tamam. Gel. Önce seni bir götürelim. Sonra civcivlerini de getireceğiz. Şöyle bir iki civcivi de götürelim hatta. Gel bakalım. Sinirli varlık. Sana güzel bir yer hazırladım ben. Gel. Sakin ol. Bak. Zarar verme bak. Civcive zarar verme. Şşş. Sakin ol lan. Sakin ol. Tamam diğerlerini de getireceğim. Bakın bir avuç civciv.
Hepsini avucuma sığdırdım. Tamam. Tamam. Ya sen ne deli bir hayvansın ya. Tamam, git orada, git içeriye gir. İçerisi senin, burası değil, git. Allah Allah! Tamam. Sakin ol tavuk. Gir. Çocuğum gir içeri. Allah Allah ya, sen ne bela bir hayvansın ya. Hay anasına ya. Yem ve su getireceğim şimdi, bir de onu bakalım. Sakin. Sakin. Yapma şunu. Ya dur be bir saniye ya. Ya tavuk. Al sana su. Ya eşeleme, yapma şunu. Al, yem ne var orada? Ne bileyim? Delirdi ya, zaten deliydi, iyice deli oldu yani. Ay, civcivden korkuyor. İnşallah civcivlere bir şey yapmaz. Sakin ol çocuğum ya, sakin ol ya. Şimdi saniyeler içerisinde şu suyu dökecek. Biliyorum yani. Yapma öyle. Bak civcivlerine bak. Bak orada köşede civcivler kaldı. Korkuyorlar senden. Bu deli annemiz nereden geldi bize falan diye. La oğlum bak şunlara bak. Köşeye bak. Ezme çocuğu. Biraz sakinleşsin ya. Bu ne biçim bir hayvan oldu ya? İşte arkadaşlar bakınız, bu deli hali, uslanmış hali ha aslında. Bir de bunu siz kurk olmadan önceki halini görseydiniz, mahalleyi ayağa kaldırırdı böyle. Beni kanatlarıyla dövüyordu. Yakalattırmazdı hiçbir şekilde kendisini. Neyse bakalım, biraz sakinleşsin de. Yarın sabah olsun, bir bakalım yarın sabah. Oraya yer yaptı. Şuraya ben folluk yaptım. Gel şuraya gel. Neyse karışmayacağım. Ne hali varsa görsün. Kapatalım. Yarın tekrar gelip bakacağız. İnşallah düzelmiş olur o zamana kadar. Sevgili arkadaşlar, ertesi gün oldu. Şu deli tavuğumuza bir bakalım. Burada dış tarafta diğer tavuğumuz vardı civcivleriyle beraber. Bunun 5 tane civcivi var. İçeriye gireceğim şimdi. Burada acaba deli tavuğumuz ne alemde? Ana. Biraz akıllanmış gibi sanki. Sıkıntı var mı? İyi tamam. Yemleri dökmemiş. Suyu dökmemiş. Evet biraz yani şöyle normal bir tavuk haline geldin inşallah, değil mi tavuk? Hayırlısıyla. Bakalım civcivlerde herhangi bir sıkıntı var mı? Tamam bir şey yok. Şöyle bakalım. Civcivler herhalde hepsi altındadır yani. Öyle mi? Altında mı? Tamam. Yeminiz azalmış sanki böyle. Onu ben bir şey yapayım. Dur. Yemi değiştireceğim. Çekil bakayım. Yapma. Yemi alacağım. Tamam. Sakin ol. Gene delirdi. Şu yemi bir alayım. Yem bitmiş. Yemi dolduracağım. Yapma. Evet, zoraki aldık vallahi. Tavuk delirdi gene. Yemi ben bir doldurup geleyim. Tavuklarımızın yemlerini getirdik.
Civcivlerimizin daha doğrusu. Birini buraya bırakalım. Diğerini de şu deli tavuğa götürelim. Deli tavuk oturuyor. Ben hemen yemini verip çıkalım. Tamam. Kork. Hadi bakalım, bunları büyüteceksin artık, tamam mı? Böyle yaramazlık yapmak yok, kimseye saldırmak yok. Sen bir artık annesin. 1,5 senede ancak anne olabildin. Lütfen bana bir daha saldırma. Ben senin iyiliğin için buradayım. Bak, yemini getiriyorum, suyunu getiriyorum. Civcivlerin hastalanırsa onlara bakarım. Tamam mı? Civcivlerine iyi bak. Hadi bakalım. Kolay gelsin sana. Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün de şu deli tavuğumuzu bir dışarıya çıkartalım ve ilk teneffüsünü yaptıralım diye geldik. Diğer kümeslerimizi ve hayvanlarımızı dışarıya çıkarmadan önce şu alanda bir teneffüs yaptıralım kendisine. Önce tabii şu tavuğumuzu ve civcivlerini çıkartmamız gerekiyor. Ondan sonra içerideki deli tavuğa ulaşacağız. Bakalım ne alemde. Hadi bakalım. Çocuklar siz gidin. Çıkın bakalım. Çıkın dışarıya. Burada da 2 sultan, 3 tane de Hint var. Onları şöyle biraz uzaklaştıralım. Kameramızı çevirelim bakalım. Kızım. Nasılsın? Ne yaptın buralarda? Eşelenmişsin hep. Gelecek misin dışarıya? He? Güzel kız. Gel bak. Gel hadi. Gel. Tamam. Sinirlenme, gel. Gel, kapıyı açtım. Ben çıkıyorum. Çocuklarla beraber dışarıya çıkın. Gel hadi. Gel. Yapma öyle. Oralarda yapma. Gel. Gel dışarıda yap. Gel. Herhalde sen bir toprak banyosu yapmak istiyorsun. Ben şimdi bel yardımı ile toprağı bir karıştırayım ve bunların toprak banyosu için uygun bir ortam hazırlayayım. Evet, toprak alanımızı da yumuşattık. Şimdi şu tavuğumuzu bir çıkartmaya çalışalım. Bili bili, gelsene hadi. Dur, seni herhalde zor kullanacağız. Elime bir sopa alayım ben. Gel kızım. Gel kızım. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Dur, ezeceksin çocukları. Hemen ezdin. Şişt, tamam. Tamam, ben çıkayım, olmayacak böyle. Arkadaşlar, başka bir gündeyiz ve bu tavuğu teneffüse çıkartmaya çalıştık ama kesinlikle dışarıya çıkmıyor. Elimi uzattığım zaman bana saldırıyor ve orada toprak banyosu ihtiyacını talaşlarla gidermeye çalışıyor. Ne kümesine girdiriyor ne de dışarıya çıkıyor kendisi. Artık böyle idare edeceğiz, ne yapalım yani. Hayatında ilk defa bir kurt olmuş, ne yapacağını şaşırdı hayvan. İnsanoğlunun ilk evcilleştirdiği hayvanlardan birisi de bu Hint tavuklarıymış arkadaşlar. İnsanoğlu bu tavukları evcilleştirirken bizim bu tavuğu unutmuş herhalde. Çok vahşi, hiç evcil değil. Bizim kümeste nasıl duruyor, nasıl bulunuyor anlamıyorum gerçi ama iyice bu kuluçka sürecinde tamamen vahşileşti ve yabanileşti. Yanına yaklaştırmıyor kesinlikle. Neyse bakalım. Vaziyet böyle. Aslında bunların bir de toprak banyosunu, civcivlerin de toprak banyosuna ihtiyacı vardır. Toprakta gezinmeye ihtiyacı vardır. Buraya koyalı belki bir 4-5 gün oldu. Bir dışarıya çıkartıp toprak banyosu yapsınlar, hem de doğal hallerini sizler için kayıt altına alalım diye düşünmüştük. Onun için gelmiştik ama kesinlikle dışarıya çıkmıyor. Bunların güzel görüntülerini de maalesef alamayacağız. Sağlık olsun. Biraz daha büyüsünler hele. Belki tavuğumuz o zamana kadar biraz daha uysallaşır, alışır. Dışarıya çıkartırız. Yine bunların başka bir videoda toprak banyosu görüntülerini de sizlere gösteririz. Evet sevgili arkadaşlar, işte gördüğünüz vaziyeti. Bu deli tavuğumuzla başımız dertte. Başımın püsküllü belası bu. En çok dayağı bu tavuktan yiyorum ben. Beni kanatlarıyla dövdüğü bile vakidir. İşte bu püsküllü bela ile uğraşıp duracağız. İlk defa civciv çıkardı geldiğinden bu tarafa. İnşallah bu civciv çıkartması biraz böyle vahşiliğini giderecektir, sakinleşecektir. Bilmiyoruz ileride nasıl bir duruma evrilecek ama
bekleyip göreceğiz. Bu videomuzda sizlere bu deli tavuğumuzu ve yeni çıkan civcivlerini gösterdik. Evet, bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir civciv ve kuluçka Hint tavukları videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.